Herkese Kolombiya'nın en güzel bölgelerinden, Goatepe'den şu ana kadar geldiğimiz en böyle doğasına hayran olduğumuz coğrafyadan selamlar olsun. Birazcık meşakkatli geçen 2 saatlik yolculuk sonrasında Medellin'den bir otobüse atladık ve kişi başı 4 Amerikan doları ödeyerek, yani 16 bin pesoya geliyor, bu Goatepe'ye geldik. Gelir gelmez arka planda izlediğiniz evi kiraladık. Buranın en güzel yanı, hemen şehrin tam merkezindeyiz. Daha doğrusu köyün tam merkezindeyiz ve bu arka planda gördüğünüz Goatepe'nin en meşhur o rock dedikleri, yani kayalığın olduğu manzarayı da görebiliyoruz. Ve deniz sandığımız ama aslında göl olan şu meşhur gölleri de bir tarafta. Binamızın hemen otelimizin önünde yer alıyor. Bu kaldığımız yerin vesaire hepsinin detaylı bilgilerini açıklama kısmına koyarım. Oradan da bakarsınız. Çok heyecanlıyım çünkü buraya ilk geldiğimiz anda normalde bir gün gelelim demiştik. Hatta buraya günübirlik turlar da var ama bence çok gereksiz. Çünkü burada gerçek anlamda yaşamadan 2-3 gün anlayamazsınız coğrafyanın güzelliğini diye düşünüyorum. O yüzden bir günlük diye gelmiştik, bir gecelik, 3 güne çıkarttık. Gelir görmez, böyle gelir gelmez doğasına hayran olduk. Size de göstermek için sabırsızlanıyorum efendim. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Bize de önce bir yemek yememiz lazım, bir enerji almamız lazım. Afiyet olsun şimdiden. Hazırsanız Goatepe videomuz başlıyor. Pepe, çok güzel köpek ya. Hazır, rezil olduk. Otelden çıktık arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz yer otobüs durağı zaten. Buradan Medellin'e yaklaşık 2 saatte otobüslerle gidiliyor. Maceraname, ne yiyelim? Menümüzde ne olsun bugün? Yani menemen ve çay olmadığına göre zeytin peynir de yok. Fark etmez yani. Ya et yiyeceğiz ya tavuk yiyeceğiz yani. Evet, başka seçenek yok. Başka seçenek yok. Burada gördüğümüz çok güzel restoranlar var. Birkaç tanesini denemeye gidelim bakalım. Önce bir enerji alalım, sonra 700 basamak çıkacağımız için biraz şey olmamız lazım, dinç. Şu gölde teknelerle gezilebiliyor, jet skilere binebiliyorsunuz. Şunlar yüzen barlar, restoranlar. Böyle hemen kıyıda şu kordonu yeni yapmışlar zaten. Oteller falan var. Şu merkez bölgesi de o köyün dolaşılacak çok güzel sokaklarının olduğu yer. Önce şu tepeyi bir gezelim. Ondan sonra size o merkezi de göstereceğim. Çok tatlı böyle evler var. Farklı farklı renklerde. Şurada geçenlerde bir tavukçu görmüştük. Gidip o tavukçuda böyle bildiğin çevirme falan yapıyorlardı. İnşallah bulursam size göstereyim şimdi. Hem de güzelce ne bir yemek yiyelim ya. Çok acıktık. Aa, bu tuktuklarla gideriz biraz sonra Nesibe. Allah'ım, bildiğin çevirme tavuk var. Sana geliyorum. Başka bir şey istesek bulamazdık. Amigo! Bien, okay. Bien? Bien, bien. Pollo? Quanto amigo? Partico? I guess today uno. Abi şuna bakın, bak bak şuna bak. Mis. Ya. Delicia ha? Oh, mis gibi kokuyor kömürde valla. Bir tane yer miyiz Nesibe? Ben çorba içeceğim. Hayda. Me half, no half. Ben bu sefer yarım yiyeceğim ya dün. Hadi bakalım gelsin. Güzelin tavuğumu beklerken bir yandan da Instagram'da paylaşımlar yaptım. Bir hayalin peşinde hesabıma gelin arkadaşlar. Orada da anlık böyle paylaşımlar yapıyoruz. Daha yemek maceranameyi de takip et. Daha yemek gelmeden sesimizden heyecanı anlıyorsunuz. Burası gayet güzel bir mekan. Nesibe çorba söyledi, ben de tavuk. Hazırlıklar başlasın. Burada böyle bir kültür var. Her gittiğiniz yerde bir şey elle yeniyorsa poşetten eldiven veriyorlar. Ben gidiyorum Neskoş. Git bakalım. Of. Nasıl? Bu ülkenin tavukları çok lezzetli. Bu ülkenin tavuğu bile farklı ötüyor. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Benim de çorbam geldi. Böyle bir şey. Buna kaç para vereceğiz? Bu 1,5 Amerikan doları. Evet, 1,5 dolar. Yarım tavuk da 4 Amerikan doları. Amigo, muchas gracias. Muchas
Mucho gusto. It was delicio. Bye bye. Bye. Ciao. İnsanlar, Kolombiya'da gördüğümüz en kibar, en güler yüzlü, en tatlı insanlar diyebilirim. Burası küçük bir köy olduğu için belki de ondandır. Hiç bozulmamış, çok düzgün insanlar var. Şimdi şu dükkanları geçip bir tuktuk bulup El Penon dedikleri o meşhur dünyada çıkılması zor bir kayalık bölgeye gidelim. Şehrin ikonik tabelalarından bir tanesi bu. Her bir harfin üstüne de şehirdeki ünlü böyle duvarlarına yapılan eserlerini yapmışlar. Normalde burası asla kalabalık olmuyordu. Bugün nedense kalabalık. Gölün kenarından şimdi kayalara tırmanmak için tuk çevirip gideceğiz. Burayı unutmuştum az önce çekmeyi. Size de göstereyim dedim. Birazdan artık en güzel yere, inşallah güneşli olur, hava da güzel, çekimler yaparım. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Tuk. Quanto costa tu El Penon? Alla piedra. El Penon. 12.000. No, uno. 10. 12. I know the prices. Mira, aquí está la tarifa. El Penon. Az önce ona... La piedra, la piedra. Yani 12 diyorsun. Ha, 12.000. 12.000. Ha, tarife var diyor. Dur. Masa la piedra var. 12.000 işte. Abi. Mira, 12. Okay, vamos. Yani normalde de zaten 10.000, 12.000 falandı. Az önce birisi 20.000 dedi. O yüzden ona razıyız. Anam. Aman ha. O zaman vamos. Vamos. Bye bye. Burası ülkenin en ünlü yeri diyebilirim. Yollara bakın ama. Yani ana yollar fıstık gibiydi. En önemli yere geldik, rezalet oldu. Az kaldı ama geldik sayılır. Yakından o kadar güzelmiş ki. Yani birazdan Kolombiya'nın en güzel doğa harikası yerlerinden birini göreceğiz. Az kaldı. Yaklaşık 740 basamak var. Güney Amerika'nın en yüksek ikinci tepesi diyebiliyorum. Uzaktan güzeldi ama yakından o kadar heybetli. Böyle sanki birisi gelmiş kesmiş de buraya bırakmış gibi. Şimdi size de göstereceğim. Yukarıya çıkacağız. Nasıl çıkacağız bakalım. 740 basamaktan bahsediyoruz. 200 metre yukarıya yürüyeceğiz. Vay vay vay. Hem doğası güzelleşti hem kayanın kendisi. Dünyanın en önemli kayalarından biri olarak biliniyor. Zaten Kolombiya'nın da en ünlüsü. Hep turistler var etrafta. Nasıl çıkacağız bakalım. Böyle dünyanın birçok noktasında ünlü kayaçlar var, kayalar var daha doğrusu. İşte Sri Lanka'da var, Avustralya'da var. Onlar da çok meşhur. Bunlar gibi. Şöyle sanki su akıyormuş gibi bakın kayadan aşağıya kadar. İzler bırakılmış. Ya onu ben söylemiştim ama az önce. Ama ya. Sen de benden çaldın. Benim tadılımdan çalma be kardeşim. Aynı zamanda. Burada şey yapıyorlarmış. Kaya tırmanışı falan da yapılıyormuş. Daha merdivenler başlamadı. Biz şimdiden yorulduk. Şimdi bilet satış yerine geldik. Merdivenler şunlar arkadaşlar. Önce bir sumu falan alalım. Soluklanalım. Şu bölgeyi bir gezelim bakalım. Bayağı güzel bir yere benziyor burası. Bayağı para aldı suya. İki suya ya, iki suya. İki suya 1.3 dolar verdim. Ayak ara yerde bize gülerek. Keyfin yerine geldi tabii. Hadi çıkalım, sularımızı aldık. Vallahi buralara hep tezgahlar kurmuşlar. Yiyecek içecek alıyorsunuz. Şurada restoranlar falan da var zaten. Girişte 20.000 peso ödeyeceğiz şimdi ve aşı kartı da istiyorlar. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Bien, you? Hola.
those ticket please. Those ticket ama. Hani those iki İspanyolca, ticket İngilizce. Ticket İngilizce. O da gülüyor bak. Gracias. $5 kişi başı. Gracias. Haydi bakalım. Vallahi başladık. İlk 50'ye geldik bile. Kaldı 690. Bu arada burası 66 milyon ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyormuş. Ve granitmiş içindeki taşlar. Bir volkanik patlama sonucunda oluştuğunu düşünüyorlarmış. Etrafta da Nera diye bir nehir varmış. Yani şu göller, nehirin olduğu yerlermiş hep. Ve çok değerli bir bölge olarak anılırmış tarihte de. Hadi bakalım manzarasını da görelim. Millet helikopterle geziyor arkadaşlar. 10 dakikası 70-80 dolara geliyor. Aslında gelmişken Yeni Zelanda'da yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Kartını şuraya bırakırım. Değmişti yani, bir kere yapılacak şeyler. Ne dersiniz, yapsak mı ya? Yorum yazın, like atın. Helikopter. Yüzüncü basamaktayız. Buraya çıkanlar hep şey yorumu yazmış. Çıkarken ulan bir asansör yapamadınız mı bu devirde diye yazmışlar. Daha 6'da 1'ini falan 5'te 1'ini aynı çıktık, bir de trafik oluyor, sürekli karşıdan birileri geliyor. Şöyle dik merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. Şuraya bakın, bir insan zor geçer. Buraya hafta sonu asla gelmeyin demişlerdi. Doğruymuş. Çünkü sıkışıyorsunuz bildiğiniz. Trafik oluyor. Vay vay vay. Oo, çok güzel oldu be. Yarısına geldik henüz. Böyle bir manzara izleme noktası yapmışlar. Of of of. Vay be. Şimdiden değil. Yoruluyoruz. Ama değer. Zirveye az kaldı. Çıkması bayağı zor. Az önce Nesibe dönmeye karar verdi. İkna ettik bakalım. Yavaş yavaş geliyor. Gelmiş Nesibe, yalan söylüyormuş adam. Geldik. Aha, evet. Geldik. Kandırmış. Oh be. Biz buraya yürüyerek çıkamadık. Adamlar restoran kurmuş. Vay vay vay. Şuranın güzelliğine bakın. Mis gibi dağ be. Of, arka taraf da güzelmiş. Bu tarafını hiç görmedik. Tırmandığımız yer arka tarafta olduğu için. Şöyle bir bakalım. Of be. Abi kesinlikle değdi. Kesinlikle. Çok güzel doğaları var adamların. Her yer yemyeşil. Tepeye çıktık. Aşağıda iki suyu 5'e satıyorlardı. Burada güzelim kolayı buz gibi ne kadar yüksekte 5'e satıyorlar. Helal hoş olsun. Şimdi şunu içeyim biraz. Ondan sonra biraz manzaranın tadını çıkarırız. Sonra yavaştan aşağı ineriz. Susuzlukta kimseyi imtihan etme. Yorulduk. Burada bir de tuvalet yapmışlar. Hiç beklemediğim şeyler var tepede ya, bu kadar yüksekte. Şurası helikopter pisti. Şurada bir devam eden inşaat var. Ama yine de manzara çok güzel olduğu için pek sırıtmıyor. Aa, asıl şurada yukarıda lookout dedikleri gözetleme noktası varmış. Oraya çıkalım, hadi gelin. Burada meyve satıyorlar. Ananas falan var, karpuz var. Şu dondurmaları çok meşhur. Ama daha açık gibi olduğu için deneyimlemedik. Şimdi bir şey alırız buradan da. Bien. Regaton ha? Regatonsuz yaşayamazlar. Aman ha. Oo, daha güzel oldu Nes. Of of of. Şu manzaraya bakın. Wow. Uçacakmış gibi hissediyor insan. Şu an tam kayanın yamacındayız. Daha da yukarıya çıkıyoruz. Yetmedi. Daha da zirveye.
Bakalım nasıl görünüyor yukarıdan da. Hola. Hola. Vay vay vay. İnsan aşağıya düşecekmiş gibi hissediyor. Şuraya bakın. Vay. Asıl manzara şimdi daha da güzel oldu değil mi? Çok da güzel korumuşlar etrafı ya. Küçük küçük köyleri de var. Tepeden her şey daha net görünüyor. Helikopterler geçiyor bu seviyeden. Biz lafta burayı böyle bir saat falan gezip gideriz diyorduk ama saatlerdir dolanıyoruz. Çok beğendik. Gerçekten beklentilerimizin de çok üstünde çıktı. Hani Kolombiya'ya gelirseniz burayı görmeden gitmeyin derim. Şimdi artık yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Ama önce bir küçük kız çocuğu dondurma istiyorum. Hadi bir dondurma yiyelim nasılmış dondurmaları. Tanıdık hiçbir marka yok. Rastgele bir şey yiyeceğiz artık. Hangisi bien? Hangisi delisio? En pahalısı o çünkü. Quanto cuesta? 6. Ya yani 1,5 dolar bir şey değilmiş. Bu kaç para? Aa. Bu tam benlik. Ha, çikolata. Hep gülün ya, hep eğlenin. Vallahi ne güzel ya. Oturduk. Dondurmalarımızı yiyoruz. Ben bunu aldım adisini ama bu bile 5000. Nesli 6000'likten aldı. Ben böyle adi şeyleri seviyorum. Bakalım ilk defa geldiğimizden beri dondurma yiyeceğiz. Buz parmak gibi bir şey hayal ediyorsun bakalım. Nasıl? Bir dondurma nasıl bu kadar kötü yapılır? Şu an onu yiyorum abi. Seninkini ye bakalım. Almasak da olurmuş. Bu daha iyi. Biraz dinlenelim burada. Sonra aşağı ineriz. Haydi bakalım. Artık dönüşe geçtik. Enerjimiz tam. Gençliğimiz yerinde. Gençliği. Abi çok güzel bir deneyim oldu. Biz burayı çok sevdik arkadaşlar. Gerçekten hani beklentilerin çok üstünde çıktı. Korkmayın yani çıkmaktan. Gerçekten şey uzun da sürmedi çıkmak öyle. Dinlene çıkıyorsun evet. Ama değiyor. %100 değiyor yani. Bence Kolombiya'da en önemli görülecek yerlerden birini gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi aşağı ineceğiz. Birazcık da birlikte Goatepe'nin merkezini gezeriz. Şimdi geriye dönerken şöyle bir bara geldik. İnsanlar resmen uçurumda böyle hamak gibi bir şey yapmışlar. Oraya bağlanıyorsunuz. İçeceklerinizi böyle bir ortamda içiyorsunuz. Çok güzel bir düşünce bence. Biz de belki şurada bir şeyler içer. Biraz dinleniriz. Ayaklarımız felaket titriyor arkadaşlar. Barakuyasız günü geçirmiyoruz tabii ki. Bu çok güzel bir meyve ya. Gerçekten buna bayılıyoruz. Şu kocaman şey 1,5 dolar arkadaşlar. Ve böyle turistik bir yerde. Fıstık gibi tadı var. Efsane lezzetli ya. Yani bu ülkede meyve suyu konusunda asla aç kalmazsınız. O meyve zaten. Her yer meyve. Şimdi Goatepe merkeze geldik. Goatepe arkadaşlar daha önce gittiğimiz birçok yere nazaran çok güvenli bir yer çıktı. Hiç güvenlik konusunda bir sıkıntı yaşamadık. İnsanlar çok tatlı, çok şirin, çok sohbet etmeye çalışıyorlar. Gerçi bizde İspanyolca yok. Ve bu şehrin en meşhur şeyi, sokağı burası. Şemsiyeli sokakları var. Burası tam Goatepe'nin merkezinde bulunuyor. Buraya gezdireceğim şimdi size. Bu eski şehir merkezine geldiğiniz zaman size ilk başta enteresan gelen şey şu kabartmalar. Neredeyse bütün binaların üzerlerine böyle kabartmalar ve farklı motifler işlemişler. Rengarenk, kırmızı, sarı, yeşil renklerde. Ve buralara geldiğinizde şu merdivenin olduğu yerde işte en çok turistlerin ziyaret ettiği yer olarak geçiyor. Şurada çok güzel kafeler, barlar var. Biz dün gezmiştik burayı. Çok hoşumuza gitti. Fiyatlar bu arada bedava. Yani 1 dolara falan kahve içiyorsun. Böyle bir ortam var.
Dün şurada böyle bir sütlaç kokusu vardı. Tarçından dolayı olsa gerek. Burada tatlı yapıyorlar şöyle. Hamur ve şerbetinden işte bildiğiniz. Üzerine krema falan koyuyorlar. Biz dün yemiştik. Şimdi ben çok acıktım. Güzel bir yemek yemek istiyorum. Yorulduk malum. Şurada da çok güzel kahve içebiliyorsunuz. Buranın ortamı gayet böyle rahat, sakin. De Bismillah yazısı yazıyor bakın. Bu kafenin adıymış mesela. Bismillah Kafe Bar. Nes? Bismillah Kafe Bar. Kadına gösterdik de. İlk defa gördük. Şimdi en ünlü sokaklarından bir tanesine geldik. Burada da yine hep böyle rengarenk evler, dükkanlar. Yine duvarların üstünde kabartmalar var. Herkes bu bölgeye gelip burada fotoğraf çekiniyor. Size burayı da göstereyim. Bir de bu arada... Bu gezide kullandığım bütün ekipmanlarım, elektronik eşyalarım mesela bu yaptığım çekimler, kameralarımın hepsini açıklama kısmında linkini bırakırım arkadaşlar. Instagram'da özellikle çok soruluyor, merak ediliyor. Ben birçok böyle ürün kullandım ama en beğendiklerimi koyacağım oraya, oradan bakın derim. Zaten Instagram'da da sürekli paylaşımlar yapıyorum ama inşallah burada da güzel rehber oluyoruzdur. Ya bu sokağa biz de ilk defa girdik. Daha önce görmemiştik. Hani rastgele size göstermek için de keşfederim dedik. Harika sokaklar yapmışlar. Rengarenk bakar mısınız? İnsan böyle her yeri keşfetmek istiyor ya. Ben böyle işte pazarlaması yapılan renkli sokakları çok seviyorum arkadaşlar. Bizim de tabii ki çok fazla yerimiz var ama her şehrimizde bence böyle renkler verilmeli. Ne dersiniz? Haklı mıyım sizce? Yorumlara yazın ya. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Çünkü bu konuda sanki aykırı düşünüyormuşum gibi hissediyorum bazen Instagram'da falan da paylaşınca. Ama şunlar bir şehri güzelleştirmiyor mu ya? Şimdi meydana geldik. Şu arkada kilise falan var. Burada çok fazla restoranlar da var. Artık bayağı acıktık. Bir... Yok abi, o işi biz bitirdik. Bir şöyle kokular sardı etrafı. Mangal yapıyorlar. Yani şu tavukları normalde Cartagena'da falan da çok yemiştim ama bugün et yemek istiyoruz daha fazla. Çok güzel et yapan yerler gördük. Bir tanesine rastgele şimdi girelim bakalım. Burada parilla barbekü demek. Parilla'yı gördüğümüzde bir yere yanaşıyoruz. Şimdi gideceğimiz restoranda mesela çok güzel et yapıyormuş. İnternette araştırdım, bayağı puanı falan da yüksek. Bakalım nasıl çıkacak. Burada birine adres sormayın abi. Kesinlikle yanlış yönlendiriyorlar. Yani hiç şaşırmıyoruz artık. Ama yılmıyoruz. Don Oscar'ı bulacağız. Hola Don Oscar. Heh, gracias. Ah, ha gayret be. Allah'ım mangal kokuları. Çok güzel hayatlar var ya. Heh, burası. İkinci kat. Buldum Nes. Seni burada et yenecek en iyi yere getirdim. Çok beğeneceksin. Hadi gel. Oscar abi. Ya bizim abimiz ya. Oscar almış. Oo. Cix mekan. Of, manzarası da güzel. Göl manzaralı. Vay vay vay. Güzel bir gün oldu ya arkadaşlar. İnşallah sizlere de nasip olur vallahi bu heyecan, bu keşfetme duygusu. Bu coğrafyayı gezerken şanslıysanız işinizi bitirdikten sonra
yağmura denk gelirsiniz. Ama bazen o kadar böyle tam çekimlerin ortasında bastırıyor ve durmuyor ki insan bir süre sonra artık sıkılıyor. Şu anda da yine yağmur başladı. Muhtemelen gece yarısına kadar devam eder. Bir yandan biz şimdi yemeklerimizin siparişini verdik. Çok güzel bir restoran çıkar diye umut ediyorum. Deniz elin ayağın titriyor. Sabırsızlanıyorsun resmen artık ya tatmak arkadaşlar, için. Ölüyorum yani. Enerjim kalmadı. Et tavuk, et tavuk yok yani. İnsanın canı mantı çekiyor. Ama Allah'tan eti seviyorsun Deniz. Allah'tan. Hadi ben gittim Nes. Haydi bakalım. Harika. Şaka yapıyorsun. Çok beğendin. Pamuk gibi. Çok beğendin. Budur ya. Vay be. İyi, afiyet olsun bakalım. Eyvallah. Dün akşam çok erken uyuduk, yorulmuşuz, yemeği yedik. O kadar basamak çıktıktan sonra insanın pek tabii ki hali kalmıyor. Baygın yatmışız. Artık buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlar yeni bir ülkeye, 91. ülkeme gideceğim. Birazdan şu otobüslere binip Manila, Medellin'e gideceğiz. Oradan da yeni ülkeye uçacağız Allah izin verirse. Heyecanlıyız. Yeni yere gitmeye, farklı alfabeler görmeyi çok seviyoruz. Hatta Nesip'i bu 91. ülkemizin yolculuğunu YouTube Maceraname kanalında yayınlayacak. Oradan takip edersiniz. Geleceğimiz ülkeyi göreceksiniz zaten. Guatepe'ye gelirseniz burada yapacak daha çok fazla şey var. Sadece bir günümüzü anlattık. Yoksa tekne turu yaparsınız, jet ski'ye binersiniz, trekking yaparsınız. Çok güzel aktiviteler de vardı. İzlediğiniz için teşekkürler. 91. ülkede görüşmek üzere dostlar.